Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hane'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının TYT Türkçe Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edat, bağlaç ve ünlemle ilgili dördüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu cümlelerden yola çıkılarak edatlarla ilgili olarak aşağıdaki genellemelerden hangisine ulaşılamaz demiş. Önce cümlelerimize bakalım. Gökyüzü çoğu zaman deniz gibidir burada. Bakın gibi sözcüğü burada edat görevindedir. Sana göre aşk laftan ibarettir. Bana göre hayatın anlamıdır. E göre sözcükleri yine edat görevinde kullanılmıştır. Her acıyı tattım. Aşkın ardına düştüğümden beri. Den beri sözcüğü yine edat görevinde kullanılmıştır. Seçeneklere baktığımızda tek başına anlamları yoktur. Cümle içinde anlam kazanırlar. Bu zaten edatın tanımı arkadaşlar. Gibi sözcüğünün, göre sözcüğünün ve beri sözcüğünün anlamı yok. Ama cümle içindeki kullanımlarına göre anlam kazanır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Kendilerinden önce gelen sözcüklerle sözcük grubu oluşturur demiş. Doğru. En basit örneğinden deniz gibidir ifadesine bakalım. Deniz gibidir bakın burada yüklem görevindedir. Gibi kendisinden önceki sözcükle edat grubu oluşturmuş. Yine bana göre, sana göre ve düştüğümden beri şeklinde alırız bu sözcük öbeklerini de. O yüzden C seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Oluşturduğu sözcük grubu cümlede yüklem görevini üstlenir demiş. Evet, bakın gökyüzü çoğu zaman deniz gibidir derken deniz gibidir burada yüklem görevindedir. Çünkü gibi sözcüğü kendinden önceki sözcükle sözcük öbeği oluşturmuş ve dir ek fiilini alarak, ek fiilin geniş zaman çekimini alarak yüklem görevindedir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Yönelme ve ayrılma yani çıkma durum eki alan at soylu sözcüklerden sonra gelir demiş. Arkadaşlar bana göre derken buradaki A ve sana göre derken buradaki A'lar nedir? Her ikisi de yönelme ya da diğer adıyla yaklaşma halekidir. Yine den beri derken den sözcüğü burada da ayrılma halekidir. Görmüş olduğunuz gibi hem ayrılma halekini alan edat var, den beri, hem de yönelme halekini alan edatlar var. Sana göre ve bana göre derken. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bazen görevini çeşitli yapım ekleri üstlenebilir demiş. Arkadaşlar böyle bir durum söz konusu değil. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. İkinci soru. Aşağıdakilerin hangisinde gibi ilgeci cümleye benzetme anlamı katmamıştır. Geçen gün cennet gibi bir bahçede piknik yaptık. Bakın gibi sözcüğü edattır. Bahçeyi neye benzetmiş arkadaşlar? Cennete benzetmiş. Burada benzerlik ilgisi var. O yüzden bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Dağ gibi adamı bir yumrukla yere serdi. Gibi sözcüğü edattır. Adamı neye benzetmiş arkadaşlar? Dağa benzetmiş. Burada da benzerlik ilgisi kuruyor. O yüzden bunu denemiş oluruz. Dedesi asırlık bir çınar gibi karşımızda duruyordu. Bakın gibi sözcüğü yine edattır. Dedesini neye benzetiyor arkadaşlar? Asırlık bir çınara benzetiyor. Burada da benzerlik ilgisi var. O yüzden bunu denemiş oluruz. Alçak gönüllü bir insan gibi boynunu bükmüştü güller. Gibi sözcüğü yine edattır. Bakın gülleri neye benzetmiş? Alçak gönüllü bir insana benzetmiş. Burada da benzerlik ilgisi kuruyor. Bunu da elemiş oldum. B seçeneğinde ise ensesinden tuttuğu gibi çocuğu dışarı çıkardı. Gibi sözcüğü edattır. Fakat burada benzerlik ilgisi kurmuyor arkadaşlar. Tezlik anlamı katmış. Yani hemen çocuğu dışarı çıkardı. Anında çocuğu çıkardı gibi anlamlara gelmektedir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Üçüncü soru, aşağıdakilerin hangisinde için edatı benim dünyayı sevmem için dünya beni sevmelidir dizelerindeki anlamıyla kullanılmıştır. İçin burada edat görevindedir. Şimdi benim dünyayı sevmemin şartı neymiş arkadaşlar? Dünyanın da beni sevmesiymiş. O yüzden için bakın burada ne anlamı katıyor cümleye? Koşul, şart anlamı katıyor. Seçeneklere bakalım. A seçeneği dursun. Onlar için söyledikleri dikkatimizden kaçmadı ifadesinde için edattır. Cümleye ne anlamı katıyor arkadaşlar? Hakkında anlamı katmış.
Onlar hakkında söyledikleri dikkatimizden kaçmadı. Koşul şart anlamı katmadığı için bunu elemiş oluruz. Kimsesiz çocuklar için bugün yardım toplanacakmış. Bakın, kimsesiz çocuklar için onlara has, onlara özgü yardımlar toplanacakmış anlamına gelir. Burada da koşul şartı anlamı yok. Bunu da elemiş oluruz. Başı ağrıdığı için Türkçe dersine girememiş. Türkçe dersine girememesi sonuçtur. Neden girememiş? Başı ağrıdığı için. Burası nedendir? İçin edatı burada cümleye neden sonuç anlamı katmıştır? Bunu da elemiş oluruz. Senin için bizim ne yaptığımız önemli değil sanki. İçin sözcüğü burada edattır. Burada arkadaşlar iki farklı anlama geliyor bakın. Birincisi senin için yani sana göre bizim ne yaptığımız önemli değil sanki ya da cümlenin kullanımına göre senin uğruna bizim ne yaptığımız önemli değil sanki gibi anlama geliyor. Fakat her iki durumda da koşul şart anlamı katmadığı için bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise hayatı anlamak için insanın bazı becerileri olmalı. Bakın arkadaşlar hayatı anlamanın şartı neymiş? İnsanın bazı becerilerinin olmasıymış. İçin edatı burada görmüş olduğunuz gibi cümleye koşul ve şart anlamı katmıştır arkadaşlar. Bundan dolayı da yukarıdaki örnekle örtüştüğünü görüyoruz. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde edat görevli bir sözcük kullanılmamıştır? Beyazdan mora doğru uçurdum. Kartal kanatlı güvercinleri. E doğru sözcüğü edattır. Bunu elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Dağlar kadar ulu doruklar yarattım. Aşkının ardına düştüğümden beri. Bakın yine den beri sözcüğü burada edat görevindedir. Dağlar kadar derken kadar sözcüğü edat görevindedir. Bundan dolayı C seçeneğini denemiş oluruz. Boğmadan önce ihaneti gözyaşıyla yıkardı ellerine. Burada nerede var arkadaşlar? Gözyaşlarıyla derken bakın burada ile ve anlamına gelmediği için edattır. Bunu da denemiş oluruz. Yunus ki süt dişleriyle Türkçenin ne güzel biçmişti gök ekini ifadesinde yine süt dişleri ile V gelmediği için bu da edattır. Bunu da elemiş oluruz. B seçeneğine baktığımızda ise ya ölü yıldızlara hayatı götüreceğiz ya dünyamıza inecek ölüm. Buradaki ya sözcükleri tekrarlı bağlaştır. Bu dizelerde edat olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Beşinci soru, aşağıdakilerin hangisinde diye sözcüğü cümleye ötekilerden farklı bir anlam katmıştır? A seçeneği dursun. Seni göremedim diye bugün çok mutsuzum. Bakın çok mutsuz olmak bir sonuçtur. Peki neden çok mutsuzdu? Seni göremediği için burası da nedendir. Burada görmüş olduğunuz gibi diye sözcüğü cümleye neden sonuç ilgisi katmıştır. Dolu yağdı diye arabanın camları zarar gördü. Arabanın camlarının zarar görmesi sonuçtur. Peki neden arabanın camları zarar görmüş? Dolu yağdığı için burası da nedendir? Diye sözcüğü burada da cümleye neden sonuç ilgisi katmıştır. Aradığı şiiri kitapta bulamadı diye böyle üzgün duruyor. Bakın üzgün durması bir sonuç. Neden üzgün duruyor? Aradığı şiiri kitapta bulamadığı için burası da nedendir? Diye sözcüğü burada da cümleye neden sonuç ilgisi katmış. Sınavdan beklediği sonuç gelmedi diye çok üzülmüştü. Çok üzülmesi bir sonuçtur. Peki neden çok üzülmüş? Sınavdan beklediği sonuç gelmediği için burası nedendir? Diye sözcüğü burada da cümleye neden sonuç ilgisi katmış. A seçeneğine baktığımızda ise çocuklar sevinsin diye bir sürü oyuncak getirmişti. Bir sürü oyuncak getirmesi sonuçtur. Peki hangi amaçla birçok oyuncak getiriyor, bir sürü oyuncak getiriyor? Çocuklar sevinsin diye. Arkadaşlar diye sözcüğü burada cümleye amaç anlamı katmış. Dolayısıyla burada amaç sonuç ilgisi kuruyor. Diğerlerinde ise neden sonuç ilgisi kurmuş. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Altıncı soru, aşağıdaki cümlelerin hangisinde başka sözcüğü
edat göreviyle kullanılmamıştır. İnsanı sinirlendirmekten başka faydası yoktur onun. Den başka sözcüğü burada edat görevinde kullanılmıştır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Hamdi adlı oğlundan başka kimsesi yokmuş. Yine den başka sözcüğü burada edat görevindedir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Babası paradan başka bir şey düşünemez ki. Den başka sözcüğü edat görevindedir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Senden başka kimseyi sevemem derdi hep. Den başka sözcüğü burada da edattır. Bunu da elemiş oluruz. Ama C seçeneğine baktığımızda konuyu başka bir gün etraflıca tartışalım. Bakın, gün isim. Hangi gün? Başka gün. Burada başka sözcüğü ismi belirttiği için sıfat, o gün net olarak belli olmadığı için de biz buna belgesi sıfat diyoruz. Edat görevinde kullanılmamıştır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 7. soru. Bu cümlede için sözcüğü aşağıdakilerin hangisine uygun bir biçimde kullanılmıştır? Cümlemize bakalım. Romancılar için öykünün yeri ikincildir her zaman. Oysa ki şairler için şiirden bal alan bir türdür öykü. Arkadaşlar, için sözcüğü edat görevinde kullanılmış. Bakın, burada katmış olduğu anlam ise nedir? Görecelik anlamı katmış, değil mi? Kişiden kişiye değişen anlamına gelen görecelik anlamı katmış. Romancılara göre öykünün yeri ikincildir her zaman olması lazım. Seçeneklere baktığımızda nedensellik olmaz. Amaç anlamı değil, karşılık belirtme değil, koşul ilgisi değil. Görmüş olduğunuz gibi görelik, yani görecelik, kişiden kişiye değişen anlamındadır. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 8. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde edat görevli bir sözcük kullanılmamıştır? Ve gece bir deniz kızı gibiydi. Gibi sözcüğü edattır. Bunu elemiş oluruz. Şarkılarla başladı. Yıldız yıldız, köpük köpük. Şarkılarla derken ilenin yerine V getiremediğimiz için edattır. Bunu da elemiş oluruz. Kah bir çöl rüzgarı gibi yakıcı, kah bir çöl gecesi kadar serin. Kadar sözcüğü edattır. Yine gibi sözcüğü edattır. Bunu denemiş oluruz. Hangi beste sözün musikisiyle sözün füsunuyla boy ölçüşebilir? Bakın, buradaki ile sözcüklerinin yerine V getiremediğimiz için bunlar da edattır. Bunu denemiş oluruz. Kelime kanattır. Kelimeler sözün büyüsünü dile getirir. Bakın, burada herhangi bir edat yok arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız 5 numaranın yer aldığı E seçeneği olacaktır. 9. soru. 100 kiloluk un çuvalını sırtladığı gibi aldı götürdü. Gibi edatı bu cümlede aşağıdakilerden hangisine uygun bir biçimde kullanılmıştır? Bakın, burada gibi edatı cümleye hangi anlamı katıyor arkadaşlar? Hemen, anında, tezlik anlamlarını kattığını görüyoruz. Çabucak anlamına geliyor. Seçeneklere baktığımızda E yaraşır biçimde anlamı katma değil, bunu elemiş oluruz. Benzetme ilgisi, alakası yok, bu da gider. Bir sanıyı dile getirme, herhangi bir sanı da yok, bunu da elemiş oluruz. Ve benzerleri anlamıyla kullanma, bu da yok, bunu da elemiş oluruz. O anda ya da hemen sonra, hemen, anında tezlik anlamı katmış, bu doğru, biz de bu şekilde açıklamıştık. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde göre sözcüğü ayrıt içinde verilen açıklamaya uygun bir biçimde kullanılmamıştır? A seçeneğine baktığımızda karşılaştırma yapma. Roman, öyküye göre anlatım teknikleri açısından geniş olanaklara sahiptir. Bakın, burada romanla öykünün karşılaştırıldığını görüyoruz. Bunu sağlayan da E göre edatıdır. Bu doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Uygunluk belirtme. Babasının ona aldığı yeni takım elbise bedenine göre değildi. Yani bedenine uygun değildi anlamına gelmiş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Görelik ilgisi kurma. Ona göre cehennem yolcuları zevke, cümbüşe düşkün gafillerdir. Bakın, buradaki E göre sözcüğü görecelik anlamı katmış. Yani görelik anlamı katmış. Kişiden kişiye değişen anlamına gelir. Ona göre, onun düşüncelerine göre anlamındadır. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
oranlama belirtme. Cüssesine göre fazlasıyla büyük olan elleri herkesin dikkatini çekerdi ifadesinde, bakın, cüssesiyle elleri arasındaki oranı belirtmeye çalışmış. Bu da doğru. Bunu da elemiş oluruz. Bir görüşe gönderme yapma. Kadınlar erkeklere göre olaylara daha duygusal bir bakış açısıyla yaklaşır. Bakın, Ego Redat'ı burada kadınlarla erkekleri ne yapmış? Karşılaştırmış. O yüzden burada bir karşılaştırma var arkadaşlar. Bir görüşe gönderme yok. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Ama bağlacı aralarında karşıtlık, tutarsızlık, çelişki ya da aykırılık bulunan cümleleri birbirine bağlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ama bağlacı bu açıklamaya uygun bir biçimde kullanılmamıştır? A seçeneği dursun. Çok çalışkan bir sporcuydu ama sabırlı değildi. Arkadaşlar, çalışkan sporcular genellikle sabırlı kişilerdir. Bu şekilde başarıyı yakalarlar. Ama sabırsız dediği için burada bir tutarsızlık var. Açıklamaya uygun, bunu elemiş oluruz. Keskin ama huzur verici bir konuşması vardı. Keskin insanlar genellikle sert konuşur, huzur vermez. Bundan dolayı bu da yukarıdaki açıklamaya uygun. Bir çelişki, bir tutarsızlık var. Bunu da elemiş oluruz. Çalışkan ama kararsız bir kişiydi. Çalışkan insanlar genellikle ne yaptıklarını bilir. O yüzden kararlı kişilerdir. Kararsız demiş burada. Ama bağlacı burada da çelişkili, tutarsızlık anlamı katmış. Bu iki cümleyi birbirine bağlamış. Bunu da elemiş oluruz. Güneşli ama soğuk bir gün ayrılmıştı şehirden. Bakın, burada da güneşli ve soğuk diyerek karşıt iki durumu birbirine bağladığını görüyoruz. Bu da açıklamaya uygun. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise sana bir şey söyleyeceğim ama aramızda kalacak. Bakın, ama bağlacı burada cümleye ne anlamı katmış arkadaşlar? Şart, koşul anlamı katmış. Sana bir şey söyleyeceğim. Burası ne olur? Sonuç olur arkadaşlar. Peki hangi şartla, hangi koşulla söyleyecek? Aramızda kalması koşuluyla, yani şartıyla. Görmüş olduğunuz gibi ama bağlacı şart, koşul anlamı katmış. Açıklamaya uygun değil. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik, 12. soruya. 12. soruda NN bağlacı görevdeş ögeleri olumsuzluk ilişkisiyle birbirine bağlar. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler kurar. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu açıklamayı örneklendirmez demiş. Beraber bakalım. Ne ambarda darım var, ne evde karım. Bakın, olumsuzluk iki olmadığı için bunlar biçimce olumludur. Fakat cümlede ne anlamı katıyor arkadaşlar? Hiçbir şeyim yok anlamında kullanılmış. Hiçbir şeyim yok anlamına geldiği için biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümledir. Bu da açıklamaya uygundur. Bunu elemiş oluruz. Ne şair yaş döker, ne aşık ağlar ifadesinde ise yine biçimce arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi olumlu. Fakat hiç kimse yaş dökmez, hiç kimse ağlamaz anlamına geldiği için bu da anlamca olumsuzdur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Ne evim var tanrım, ne de bahçem. Yine NN bağlaçları burada cümleye biçimce olumlu, anlamca olumsuzluk anlamı katmış. Cümlede bakın olumsuzluk eki yok. O yüzden biçimce olumlu. Ama anlamına bakacak olursak hiçbir şeyim yok anlamına gelmiş. Bir anlamca olumsuz, biçimce olumlu. Bu da açıklamaya uygun. Bunu denemiş oluruz. Ne şiir okudum, ne de bir roman ifadesinde yine olumsuzluk eki cümlede olmadığı için biçimce olumlu. Ama hiçbir şey okumadım anlamına geldiği için arkadaşlar bu da anlamca olumsuzdur. NN bağlacı burada da biçimce olumlu, anlamca olumsuz bir cümle kurmuştur. Bunu da elemiş oluruz. Ne büyük ne de küçük de umudumuz ifadesinde bakın NN bağlaçları burada herhangi bir olumsuzluk değil de ikisinin ortasında ya da ikisinin arasında bir anlam katmış. Bundan dolayı da doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik.
Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.